Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar, ustada 438 mektubatta şöyle bir şey geçiyor. Konu o değil de mukaddemesini yapıyorum. Biz diyor Allah, Allah, Allah diyerek geri kaldık. Avrupa top, tüfek diye ileri gitti. Böyle bir iddiada bulundular. Ustad da diyor ki cevabul ahmakul es-sükut. Ahma en güzel cevap sükuttur. Cevabul ahmakus sükut. Ama kaydesince böylelere karşı cevap sükuttur. Susmaktır. Ahmak. Ahmak kimdir? İsa Aleyhisselam'la cevap vereyim. İsa Aleyhisselam bir gün nefes nefese kalarak daha doğru kaçtı. Kaçarken havarilerinden birkaç tanesini denk geliyor. Ey Allah'ın Resulü, nereden, kimden kaçıyorsun? Dedi ama İsa Aleyhisselam cevap vermedi. Yani veremedi. Kaçtı gitti. Havarileri de tabii arkadan takip etti. Daha çekildikten sonra nefeslendi ve söyledi. Nereden kaçıyorsun ey Allah'ın peygamberi? Kitaplı olduğu için ey Allah'ın Resulü. Peygamber bu. Dikkat et, peygamber ve Resul. Ahmaktan diyor. Ahmağın ne olduğunu anlamanız için. Dedi ki ben Allah'ın izniyle ölüyü dirilttim. Ben Allah'ın izniyle amaların gözünü açtım. Ben Allah'ın izniyle cüzam hastalıklarını tedavi ettim. Müzminleşmiş, çaresi olmayan hastalıkları Allah'ın izniyle şifa verdim. Allah'ın izniyle. Fakat ahmağa hiçbir şey yapamadı. Ahmak, dolduru ne demektir? İşte cevabul ahmakus sukut, kaydesince böylelere karşı cevap sukuttur ahmağa. Fakat bu akşamki dersimizin mevzusu bu olacak. Fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht akıl dediklerimiz, akıllıyım zanneden ama bilgili, hazmetmemiş, istikameti olmayan akıl diyor. Bedbahtlar, bedbaht akıllar bulunduğundan deriz ki. Yani o bizatihi o ahmak muhatap değil. Onun arkasından takip eden saf trikler var. O zaman ahmakların arkasında birileri var gibi mi? Evet. Sonra bu ahmağın arkasında olan bir de şey, saf trik, istikametsiz, insafname altında hakaiki imaniyeyi, imanın altı esasını rastgele bir tane veya iki tanesini inkar edene aman şey olmasın diyerek laf kondurtmayan veya gerektiği gibi cevap vermesi makamındayken konuşması gereken makamda, yani bazılarının konuşmaması suçtur. Bazılarının konuşması suçtur. Yani konuşma makamında olanların konuşmaması suçtur. Dilsiz şeytandır. Konuşmaması gerekenlerin konuşması da fitnedir. Yani ölçü çok önemli. Onun için Allah'ım ilmimi artır denmemiş Fatiha'da, Kur'an'ın kurasısında. İhdine sıratel müstakim. İstikamet en büyük nimettir. İstikamet. İstikamet demek ilmin kıblesini tutturmak, koymak. İlmin kıblesi sadakattır.
Yani sen dendiği kadar de gerisine karışma. Çünkü akıl ne diyor? Fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht akıllar bulunduğundan onlara deriz. Bizzati o ahmağı değil, muhatabımız ahmak değil. Çünkü ahmak muhatap olamaz. Çünkü anlamaz, çünkü düzelmez o. Ha? Konumuz bu, böyle başladım. Demek ki muhatabımız ahmağın arkasında olan bedbahtlar. Bir de o bedbahtları saf dirik, insaf namı altında istikameti kaybedenler. Onlara cevabımız odur. Nedir? Şimdi konuya giriyorum. Konumuz şu. İman kalbe ait bir sıfattır. Kimin kalbini yardı ki içindeki küfrü görecek? Onun için tarih boyu zaten küfürle kimse itham edilemez bu mantıkla. Yani kimse kalbi yarmamış. Dolayısıyla kimse hakkında kafirle hükmedemez. Oysa Kur'an baştan aşağı kul ya el kafirun diye ve hadiste de öyle hitap ediyor. Hatta İslami ölçülere bakalım. Sual. Görüyor musunuz tahtadaki şeyi? Sual. Küfür kalbe ait bir sıfattır. Yazıyı görüyor musunuz? Çok önemli de onun için iki defa basıyorum. Lütfen oraya bakın. Küfür eylem değildir. Söylem değildir. Dinliyor musunuz? Eylem değil. Davranış değil. Söylem değil. Söz değil. Küfre ait bir sıfattır. Soru bu. Bakın lütfen. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olsun? Bunu beraber yapabilir miyiz soruyu? Anlaşılsın. Ne demek istedi? Şapka giymekte niye bir sakınca var? Şapka ve zünnar şu. Şapkayı malum. Foter. Niye sakınca var? Değil. Küfür alametin için olmuş. Zunlar şu arkadaşlar. Askerlik yapmayanlar için söylüyorum. Askerlikte palaska vardı. Palaska. O palaskanın kalınlığını 3 katını düşünün. Ve palaskanın yüksekliği komutanım 3 parmak var mı biraz da mı? Var. Bunun 2 katını düşün yükseklik. Kalınlık 2-3 katı. Bele takılır silah, bıçak, su kabı ne diyorlarsa matara hep ona takılırmış. Yani askılık gibi kuşak. Ama kalın kuşak olduğu için o secdeye mani. Eğilseniz eğilemezsiniz. Palaskanın 2 katı yükseklikte şöyle yani aydın efelerinde çok gözükür. Tamam o şey. Yani resimlerde gördüğüm kadarıyla. Palaskanın 3 katı kadar palaskanın 3 katı sen eğilmene müsaade etmez. Bel bükülmez yer. Ha? Dolayısıyla bu rükiye mani. Şapka ise secdeye mani. Bunu İslam uleması şapkayı şaka ile dahi konulamaz diyor. Bilmeyerek olursa bilmemek özürdür. Duyduktan sonra takarsa kafir olacağını hükmetmişler. Bunu mahkeme reisi Ustad Bediüzzaman Hazretlerine diyor ki sen küfür diyor kalbe ait bir sıfattır. Şapka ile küfür ne alakası var diyor. Tamam? O hata sevap cetvelinden okuyacağım. Sual, sual değil. İtirazı 66. Yani 417 şualar. Arkadaşlarım yardımcı olsun. Şualar 417. Görmenizi istiyorum. Şapka fes gibidir. İman ile hiç alakası yoktur. İman ise tamamen vicdani ve kalbi olduğunu Said bilmekten acizdir.
diyor mahkeme. Ustad da diyor ki, İslam uleması ve müştehitleri ve Şeyhül İslamlar, yazıyı görüyorsunuz değil mi? Evet. Hususan İmam Azam, imanı zedeleyen çok alametleri ve harekatları kaydettikleri halde, hususan şapka ve zunnar, kütüb-ü kelamiyede dahi, ulemanın imanın muktezasına münafi olduğunun ittifaklarına karşı böyle sözleri yazan ne kadar hata ve yanlış olduğunu divanelerde anlar. Şapka hakkında itiraznamedeki beyanat ve Risale-i Nur'daki imanı tahkikinin harika hüccetleri Said'in idrakinde acizdir demesini yüzüne çarpar. Okuyacağım konuyu da biz yüzüne çarpmak için okudum. Yüzüne çarpar. Şapkanın ne olduğunu Mustafa Kemal'a sorarsınız. Tesettürü benim bildiğime göre tesettürün ne kadar insanın vicdanına tesir edip etmediğini en iyi anlayan, bakın tesettürün ne olduğunu en iyi anlayan Mustafa Kemal ve Bediüzzaman'dır. Ondan daha iyi anlayanları ben şaka demiyorum, bilen yoktur. Şair-i İslamiye'nin ruhu nasıl inşa ettiğini ve zarar verdiğini iki zıt kutup biliyor. Onun için şaire tahammül edilmediğinden inkılabın ilk tarihlerinde ki Risale'de geçiyor. Lağım yapılırken, şehir kanalizasyon yapılırken mezar taşları kullanılmış. Çünkü o mezar taşları da şairdendir. Tesettür, şapka, sarık, cübbe gibi İslami örf-ü ananeyi, maziyi istikbali taşıyan alametler bunlara tevarüsen deniliyor. Yani hissiyatı, duyguları mazi müstakbele taşıyan vesileler, aktarımlar, aktarıcı trafolar gibi. Onun için direkt vicdanı inşa eder. İlim, aklı inşa eder. Hayat ve yaşantı çarşaftır, tesettürdür, sakaldır. Dini örf ve alametler akıldan ziyade kalbi inşa eder, hissiyatı inşa eder. Direkt kalbe bakar. Çünkü akıl, his, fiil. Yani aklı kütüphanedir. Bu bilginin karşılığı olan his yoksa fiili yoktur. Fiili varsa kalbinde o fiilin hissi vardır. Hutbe-i Şami 77. Ama aklı kütüphanedir. İnmemiştir. Namazı olmaz. Hafızdır, hocadır ama kılmaz. Tamam mı? Ama dağdaki ninelerimiz dini hissiyatları vardır. Dini hissiyatları ama akıl ile gelmemiş. Soya dayalı memleketten örfü ananelerle İslamiyet gelmiş. Tesettürdür, şairdir, mezar taşlarıdır. Kalbi inşa edildiği için cahildir ama dini duygular olduğundan tesettürü de olur, namazı da olur. Kütüphanevesi var ama hissiyatı olmadığından namazı olmaz. Yani üçü bir bütündür. Namaz fiili varsa namaz hissi vardır. Namazı yoksa namaz bilgisi de olabilir ama namaz duygusu yoktur. Yani eylemle his arasındaki, fikir arasındaki alameti saydım. Kafa durana ilim malum denilir. Eğer eyleme dönüşülürse ilim olur. Ki Kur'an-ı Kerim'de malumu işareten şöyle diyor. Yani eyleme dönüşmemiş bilgiye kitap yüklü merkebe benzetiyor kişiyi. Merkebin üzerinde kitap var ama alim değildir. Bunun gibi. Tamam. Şimdi bu fiiller Ebu Cehil tarihi ben şey kısaca şey yapayım. Namaz geldiği zaman gerçi namaz Miraç hadisesinde olmuştur. Mekke dönemi son dönemlerinde olmuştur. Ebu Cehil ve etbaa Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Secde etmeyenlerin alameti olarak alem ve unvan olmuş. Nasıl ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. Alem ve unvandır bu ezan. Her bir millet bilir ki bu İslam'dır. İşte bu şapkada biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz.
Muhammed'in Allah'ına rükû etmeyizin alameti olduğundan onun için koymuş. Ebu Cehil Etba, Yahudi din alimlerinin kisvesi olan foteri, şapkayı o zaman getirmiş. Yahudilerin din alimlerinin hahamlarının alameti olan şapka. Ya ne olur bu bez parçası, onu Mustafa Kemal'e sorarsın. İnkılap namı altında katletti binlerce insan. Şapka giymeyeceğim, askere de gitmeyeceğim mesela. Şapka için ne kadar insan katledildiğini ona sorarsınız. Bez parçasıydı canım, bunun için adam asılır. İskilipli Atıf Hoca'yı sorarsınız. Eğer ahirete giderseniz, ki gideceksiniz. Şapka'dan, inkılaptan önce yazdığı kitaptan dolayı asılmıştır. İskilipli Atıf Hoca. Ulema değil mi? Hani inkılaptan önce yazdığı kitap ha? Ona sorarsınız. Ey rahmetli şehit, şapka için asılan Atıf Hoca, seni Mustafa Kemal niye astı? Şapka bez parçası değil miydi? Benim Müslümanım saf triktir de bilmiyor. Ama birisi de benim gibi çıkacak, kafasını, kellesini koltuğa koyup bunları diyecek. Şu anda demiyorum arkadaşlar, şu anda 2014. Ben 1980'de harf inkılabıyla yargılanan bir kardeşinizim. Kur'an öğrettiğimden lisede harf inkılabı, Kur'an harflerini öğrettiğimden 80 ihtilalinde Şişli'de yargılandım. Askeriye'de, mahkemede değil, karargâhta yargılandım. 17 yaşındaydım. İlk şeyim o. Bunun bedelini ödemiş insanım. Şimdi, küfür alameti olan diyor, bu tarihi sürecini biraz anlattım. Bunu ne kadar mühim olduğunu Mustafa Kemal inkılap yaparak 4 milyon deniliyor. 1920'den nüfus sayımı bilmem kaç, 30'a kadar ne olmuş? Şapka. O tarihe kadar nüfusta 17 milyon hiç artmamış. Hesaplara göre 4 milyon insan yok olmuş. Hani savaş da dahil Osman Son. Fakat tahminen bu inkılapla alakalı milyonun üzerine insan asılmış. Mesela Rize yok edilmiş. Rize Yalçınkaya demektir böyle. Öyle denizi yoktu. Sonra dolduruldu. Hamidiye gemisiyle yok edilmiş. Atma Hamidiye, atma, vergi de vereceğim, şapkada giyeceğim, askere de gideceğim. Yok edilmiş. Kaçabilenler dağın arkasından sonra bu millet türedi. Yoksa ta Yavuz ve Fatih'in orada sancağı vardı. O tarihten kalma bir kavim bu kadar az olamazdı. Dersim faciası, Seyitler Alevilerin gözüküyor. Sonra Aleviler yerleştirilmiş. Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Dersim katliamı ondan yapılmış. Allah Resulü'nün nesli yok edilmiş orada. Seyitlerdi o Dersim. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Dersim'e sahip çıkmıyor, Tunceli mesele. Sonra Aleviler getirilmiş. Alevinin memleketi olmuş gibi olmuş. Çünkü Alevi, Alicilikten geliyor diye, ama karıştırılmış tabii. Vesaire. Ben size bu tarumatları, tarihi şeyleri de vermiş oluyorum. Şimdi toparlıyorum. Şapka ve zunnar dışa ait bir fiildir. İman ve küfür ise kalbe ait bir sıfat olduğu halde şapka ve zunnar niçin küfrün alameti olmuştur diye soru cevap veriyorum. Abi şapka deyince foter mi, yoksa hani şu an yeni kullanılan sadece önde olanlar da aynı? Bunu sormamış ol. Çünkü Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Secde ön tarafla yapılır. Bunun manası şuymuş. Biz Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz. Sembol ve simge oldu. Onun için foter sağlamışlar adamlar. Foterlere bakın. Hatta şu anda anayasada bütün milletvekilleri suç işliyor. Cumhurbaşkanı, başbakan da dahil. Foterle girmesi lazım. Hala o inkılap kanunu kalkmamış. Anayasa duruyor. İnan Cumhuriyet Savcısına şikayet edin. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bütün milletvekilleri, CHP'liler dahi suç işliyor. Foterli gitmediği için. El cevap, gizli olan umura, hususlara, şeriat, emarelere göre hükmeder. Yani iman ve küfür gizlidir. Bilmiyoruz. Bu sefer şeriat, o iman ve küfre işaret eden emarelere göre iz takip eder.
Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyeyi illet yerine kabul eder. Mesela amelu 147 miydi işaretleyeceğiz. Diyor ki iman amel imandan bir cüz değildir. 149. Bak. 149 ve amilu mezhebi itizalin hilafına amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz imanın da kafi gelmediğine delalet ettiği gibi. Evet, amel imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor. Gene işaret-i caza diyor ki, akaidi ve imani hükümleri takviye ve kuvvetlendiren ameldir. İmanın etrafındaki sur ise ameldir. Evet, amel imandan bir cüz değildir ama amelsiz de iman kafi değildir. 12 hak mezhep var. 4'ünün müntesipleri var. Hanbeli, Maliki, Şafi ve Hanefi. Müntesipleri uygulayıcılar olduğundan canlı duruyor. 8'inin müntesipleri yoktur. Ama haktır. 4 hak mezhepten bir tanesi olan Hanbeli mezhebi amel imandan bir cüz değildir, namaz hariç demiştir. Çünkü 2 tane hadisi kutsi var. Küfürle iman arasındaki alamet, ayırt eden alamet namazdır diyor. Tamam. Namaz, yani amel imandan değildir, namaz hariç diye Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebi bunu istisna kılmıştır. Onu da bilin. Ama bizim Hanefi mezhebinde yok tabii. Şimdi demek ki iman ve küfür gizlidir ama o gizli olan yapıya işaret eden kokusuna, sesine, rengine, tadına, hacmine, kütlesine gizli yani alametlerle, emarelerle gidilir. Binaenaleyh itmamı rükû mani olan bir kısım zünnarların, yani tamamı değil, askeriyenin değil, kayış değil, yani itmamı rükû, rükûyu tamamlamaya mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan şapkaların giyilmesi. Ubudiyetten istina, biz ilan ediyorsun. Mesela çarşaflı bir kadın, ben senin aletin değilim. Bana bakma, ben senin o tarafına yem değilim demek istiyor. Diğeri, kocasının yanında pesbaya dolaşırken, dışarıda yarım saat, evde yarım saat süslenip püslenmesi, çünkü görüntü güzeldir. Göz sahiplerine hitap etmek için süslenir. Kimse yalan konuşmasın. Bütün herkes ama olsa sokakta kimse süslenmez. Göz için süsleniliyor. Ha demek ki emareler var. Şimdi secdenin mani olan, secdeye mani olan şapkaların ve itmam-ı rükûye mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmanine mani olan şapkaların giyilmesi ubudiyeten istina. Ne demek istina? Ben ubudiyette alakam yoktur ve küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Küfre işaret ediyor. Çünkü ona karşı olan Muhammed'e karşı olanların alametidir. Onda mesela bu ya nasıl olur alamet ya giysi? Ya arkadaş şapka kimin alameti ise onun adına adam kesen, inkılap yapan bu adam da o millettendir. Niye şapka için adam inkılap yapsın ki? Mesela şöyle olabilirdi, o zaman inanırdım. İnce şeyler giyerseniz başınız üşür. Nezle olursunuz. Onun için yünlü takke takın diye inkılap olsaydı kafama yatardı. Ama Voltaire'in ekonomiye, sağlığa, siyasete, akla, ilme, kalbe hizmet ettiğine ben inanamıyorum. Yani Voltaire takınca akıl geldi. Ama yün takke olsaydı kafayı sınır. Ondan sonra alerji olmazsın. Kronik hasta üşümelere karşı çaredir. Tamam? Bir şeyler olurdu ya. Hani milliyetçilik bir şey dersin ama
Ha, milliyetçilik yaptı. İslam'a zıt olmakla beraber. Harf inkılabı yaptı. Çünkü bir millet bir gecede sıfırlanması lazım. Bakın bilerek yapılmış. Ey Müslüman! Şimdi onun uşakları sureti haktan Müslüman olarak gözüküyorlar. Dini tamir davasında din tahripçileri piyasada kol geziyor. Ama onların arkasından giden bedbaht akıllıları bu derslerle söylememiz lazım. Ben bu masaya çıktım demedim. Yarın haşir meydanında Allah'a ne diyeceğim? Sen kabul edersin, etmezsin. Sana şöyle sorulacak. Duydun mu, duymadın mı? Bana diyecekler, dedin mi, demedin mi? Ay Arap, ben biliyordum, ben de biliyorum zaten seni biliyorum. Ama dedin mi? Dilsiz şeytan niye oldu? Niye demedin? Kitapta var. Ha, ben uyduruyorsam suratıma çatmıyorsanız namertsiniz. Ben kitapta olmayanı söylüyorsan ağzıma tıkayım. Ama kitapta olanı da muvazenesizdir, dengesizdir deyip de ahmaklık yapmayın. Kitapta olanı söylüyor. Dostumuzu, düşmanımızı bilmemiz lazım. Tabii canım. Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna katiyetle hükmedilmediğinden, yani kafir değilsin, Müslümansın. Nasıl ben kesin hükmedeceğim? Şeriat zahire bakar. Hükmedilmediğinden bu gibi emarelere göre hükmedilir. Yani hükmedilir bundan dolayı. Şimdi geliyorum mevzumuzun ana temasına. Tamam. Şualar 237'yi açıyorsun. Sevgili kardeşim, arkadaşlar, özür dilerim. Bakayım. Ha, ben biraz da kendimle şöyle bir müsaade de ederseniz 2-3-4 dakikanızı alarak biraz şeyden bahsedeyim. Beni belki yeni tanıyanlarınız var veya duyanlarınız. Ben merhametliyim. İnsanları Kur'an'la ve cehennemle ve Allah ile tehdit edilmesine kızan insanlardanım. İtikat olmamak şartıyla muvazene-i amal, yani hasenat ve seyyiatı, hele ev hayatına ait şefkatimden dolayı 300'e yakın psikoloji ders yapmış. Yani böyle bak, başka tarafı da var, güzel tarafı da var. Yani niye böyle zulmediyorsun, niye bir şeyle meselesiyle çukura atıyorsun? Yapmayın, bütünsel bakın, insan mozaiktir, iyi tarafları da vardır. Lemalar 75'te insanın ameline bakıp da gene günah da yapsa hükmetmeyin, çünkü orada diyor ki bir kısım latifeler var ki bir iki latife var ki ihtiyarı ve iradeyi dinlemezler, insanları günaha sokarlar, belki de insan bu latifeden dolayı yaptığı için mesuliyet altına da girmezler. Bunu ortaya çıkaran bir insanım. Yani çok dile getiren bir insanım. Şefkatim noktasında. İnsanları küfre itecek ahmak olur. Ve şeriatı da kısmen biliyorum. Nesini? Bir insan kafir olmadığı halde kafir dersen sen oluyorsun. Ve isabet etsen de karın yoktur. Bunu da bilenim. Ha. Ama o ahmakları nazara alıp ben kelam sarf etmem. Çünkü zamanım yok. Ama o ahmakların arkasından giden bedbaht benim Müslümanlarım olunca benim bağrım yanıyor. O zaman bazı yerleri göstermek için şey yapıyorum. İman meselelerinde böyle değildir. Yani amel imandan değildir. Ama amelsiz de olmuyor ya. Bu hasenat seyyiatına doğru bakılabilir amelde. İyilikleri var, adam rezilliği de var. Misal vereyim. Ondan sonra bu konuyu geçip esas konuma gireceğim. Adamın meyhanesi var. Bu misali vermiştim, hatırlar mısınız? Adamın meyhanesi var. Binlerce kişi içki içiyor. Zıkkımlanıyor yani. Binlerce kişi içki içiyor. Adam dese ki lanet olsun. Nereden düştüm ben bu meyhanenin sahibi oldum ya? Allah beni ıslah etsin. Ben burada nasıl kurtulacağım ya? Bu rezil hayattan ben kurtulmak istiyorum dese ve 1000 kişi zehirleyen bir adam. Bu adam günahkardır ve mümindir. İmanı var. Dağ gibi imanı var. Onların içine bir tanesi içiyor. İçiyor. Meyhane sahibi değil. Dese ki o, ya o haram, bu haram. Olur mu canım? İçki niye haram olsun? Dese, bu içen kafir oluyor, meyhane sahibi Müslüman oluyor. Anlıyor musunuz? İtikat bozuk.
onda. Onun için kafir 10 tane iman esasını 10'unu inkar eder. Münafık ise 9'unu kabul eder, birisini sana sokuşturur, seni tarumar eder. 500 bin voltluk elektrik trafosuna dokunman gibi olur. Münafığın özelliği o. Bak şimdi. Çekirdek düşünün. Çekirdekten bir, gövde çıkıyor. İki, yaprak çıkıyor. Üç, çiçek çıkıyor. Dört, meyve çıkıyor. Beş, koku var. Altı, tadı var. Ha. Şimdi ben desem ki, arkadaş, ben bu meyve ağacının yaprağını istemiyorum. Çıkmasın. Çekirdeğine gittim, yaprak hangi bölümse orayı kestim veya iğneyi batırsam. Sırf yaprağı mı yok etmiş olurum, ağacı da mı? İman esası 6 tanesi böyledir. Bir tanesini sökerseniz hepsi gidiyor. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadından bahsediyorum. Şia'dan bahsetmiyorum. Şialarda bu yok. Ehl-i sünnet ve cemaat da böyle. Şimdi amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi. Değil mi? Diyor. Şimdi Allah'ı inkar etmek neyse kaderi inkar etmek aynıdır. Allah'ı inkar etmek neyse melekleri inkar etmek aynı neticeye götürür. Allah'ı inkar etmek neyse peygamberi inkar etmek aynıdır. Allah'ı inkar etmek neyse kitapları inkar etmek aynıdır. Öyle değil mi? Peki matematik yapalım. Amel değil bu, itikat. Biraz önce o meyhanede misal ver. Vallahi ben 5 tane iman esasını kabul ediyorum. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir. Ama kader imanın cüzünden değildir desem. 5 tane ama 5'e 1. Mümin miyim ben? Ehl-i sünnete göre. Sana göre demiyor. Duymak istiyor. Değilsin. Peki saf tirik aranızdan bir tanesi çıksa, ya bırak kardeşim ya, kalbini mi yardın ya, kader inkar ediyor ama olsun, kafir deme. Nedir bu adam? Bu adamı da siz söyleyin. Ahmak. Bilerek yapıyorsa o da ona rıza gösteri için, küfre rıza küfür olduğundan o da kafir. Mesela dese ki ya o adam orada içki içiyor, niye haram olsun? Ben içmiyorum bak. Ben içmiyorum. Ama içki niye haram olsun canım? İçsin adam ya. Yani içmesini şöyle. Haram niye olsun canım dese, içmediği halde kafir olur mu olmaz mı? Olur. Peki hükümete dese, ya bunun yaptığı bütün icraat meşrudur ve doğrudur derse, günahların ortak olur mu olmaz mı? Olur. Hasan her şeyle doğrudur desen, benim hatalarım ortak olmuş olmaz mısın? Ha, tabii. Hasan'ın iyi tarafı var, kötü tarafı da var. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn, İhdina sırâta müstakim. Bak, oraya gelmek için okudum. Sırat-ı müstakim, istikametli olmak en büyük nimettir. Allah'ım ilmimi artır demiyoruz. İstikamet, değil mi? İstikamet üzerine. İstikametli olmayı, istikametlilerle beraber olmayı diyoruz. Kafanızda bilgi yoktur, dağdakini nelerimiz, ama sadakati var dine, o bulur. Sadakat nedir? Ebu Bekir Sıdık'a soruyorlar. Mescid-i Aksa'ya ne kadar da gidiyor? Bir ay gidiyor, bir ay gelinir. Bir adam dese ki ben şu gün gittim geliyorum. Olur mu? Olmaz dedi. Senin arkadaşım öyle diyor. Muhammed mi diyor? Diyor. Evet. O doğrudur o zaman. Sadakat mantıksızlık değildir. Esbabın arkasını görmektir. Sürecin sonunu görmektir. Ahmaklık değildir. Körü körüne değildir. Mülkle melekütü beraber gören de sadakat kuvvetli olur. Unutmayın. İlim mülktedir. Sadakat melekütü de içine alır. O mu diyor? O zaman melek eşyanın arkasına geçmiştir de olmuştur diyor. Anlıyor musun?
Sadakat dersinde geçiyor bu. Mülküm, yani şu. Bakar mısınız buraya? Şimdi bunu A yapacağım. İki kalemi görüyorsunuz, A. Orada bakayım, A, Allah gözükecek mesela. Oraya bakıyorum. Burası orada gözüküyor ya, melekütte. Mülk, melekütte, gaybde gö- çevir, 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 çevir. Biraz da, biraz da, biraz da. Çevir, tamam, tamam. Biraz ileri götür. Olmadı, olmadı. Çirkin gözüküyor orada. Götür, ötekisini götür. Götür, 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 götür. Hah, tamam. Orada Allah gözüktü şimdi. Yani buradaki hareketi oradan yönetiyor. Yani şu davranışımız, oturmamız ötelerde başka şekilde gözüküyor. Onun için itikat esas, iman esasları kabul edip etmemek, öteki tarafta o çekirdeğin komplesini yok etmektir. Şimdi soruya, şeye, mevzuya geçiyorum. 237. Okuyacağım soru zaten cevaptır. Ondan sonra keseceğim sevgili arkadaşlar. Kısaca ki şey olsun. Efendim 237. Büyüt abisi. 237 işte ana sayfa. 237 şu alır. Sen onu büyüt arkadaş, büyüt 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 yukarıyı. Amene Resulü de indir aşağıya. Göster. Bismillahirrahmanirrahim. Amene Resulü bima unzile ileyhi min Rabbi vel mu'minun kulun amene billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusulü la nefariku beyne ehdi min rusulü ila ahir ayet. Bu ayeti ecma ve ala ve ekberin bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual. Neymiş? Bir dehşetli. Ya görüyor musunuz? Dehşetli. Manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Bu kanun her zaman cari olacağından buraya da Allah yazdırttı. İlhamen yazıldı. Risale-i Nur'da tam 40 yerde Risale-i Nur ilhamdır diyor. Haşa, vahiy olamaz tabi yani. Ama maalesef Risale-i Nur'a hücum etmek isteyenler Risale-i Nur vahiy diyorlardır. Başın önüne devrilesin. Sahtekar, yalancı. Bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Gene bugün de olacak demek ki. Şöyle ki, iyi dinleyin burayı. Manen ruha geldi. Soru cevaptır aslında. Bak. Yazı okuyor musunuz? Evet. Hepiniz oraya bakmanızı rica ediyorum. Ne olur. Neden bir cüz-i hakikat-i imaniyi inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz? Bu cevap değil mi? Kendisi cevap. Bak bir dakika okuyayım. Neden bir cüz-i hakikat imaniyeyi, mesela 6 tane iman esasından değil de, 6 tane iman esasından değil, mesela tesettür imanın 6 tane iman esasından değil ama imandandır. Farzdır. Peki tesettür inkar etse adam. Ya ne, hangi zamandayız ya, ne tesettürü? Ne olur bu adam? Nereden çıktı bak? Neden bir cüz-i hakikat imanı inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz? Cevap. Adam dese ki ya 6 tane iman esası yok, 5 tane var. Kader imanın esasından değildir dese bu ne olur? Kafir. Katığı büyür, katıksız hem de. Halbuki bak ama Allah'a inanıyor. Dini tamir davasında din tahripçisi. Bak Allah'a inanıyor, Allah'ın ispatı dersi yapıyor. Kur'an'a hürmetkar, haşri ispat ediyor. Bak diyor zaten. Halbuki Allah'a ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Yani Allah'a ve ahirete iman o bir güneş gibidir. Kenar köşedeki karanlığı da kaldırması lazım. İyi dinleyin şimdi. Hem neden daha dehşetlisi geliyor? Yukarıda ne demişti? Kabul etmeyen Müslüman olmazdı. Kafir olurdu demişti değil mi okulda? Bak bir de okuyayım orayı. Neden bir cüz-i hakikat imanı inkar eden kafir olur? Kabul etmeyen Müslüman olmaz. Ben desem ki Alaaddin, adam tesettür inkar etse, yoktur dese, ben de ona İslam adına bir kisvem var. Bu kafirdir bunu diyorsa, suç benim mi Allah'ın mıdır? Tövbe estağfurullah.
Allah dedi ki bu hükmün budur. Ben de Allah'ın dinini söyledim. Eğer suçta arıyorsan ona git diyorsun o zaman. Ben yalnız naklediyorum. Elçiye zeval olmaz. Şimdi adam dese ki iman esaslarından kaderi iman esasından yoktur. Bunu uydurdular diyor. Ehl-i sünnet vel cemaate göre bu nasıl bir adamdır? Kafir ve Müslüman değildir. Ben mi uydurdum bunu? Burada öyle diyor. Olsun deme. Ne yapayım? Fermuar çek ağzına. İyi tasmayı da tak bana. Senin kapını köpek gibi bağla. Biz başkasının kapısına köpek olmaktansa adam gibi ölmeyi hesap edenlerdeniz ya. Ha? Yeter ki benim Müslümanım imanı kurtulsun. Bir değil bin asan feda olsun. Hayatımız bu ya. Hasan hocam onlar eşek gibi biliyorlar da başka yere gitmek. Evet. Ben devam edeyim. Şahsa indirgemeyin. Külli bilin. Bak daha acayip gelecek. Yukarıda kafir dedi. Ve Müslüman olmaz olduğunu söyledi. Anlıyor musunuz? Şimdi aşağıya boyayı görüyor musunuz? Evet. Rengi biraz bozuk mu? Güzel. Eğer bozuksa o aletle düzeltin. Abi senin olduğu yana öyle gözüküyor. Çok güzel. Aferin. Güzel bir cevaptı. Sen yanlama bakıyorsun diye. Doğru söyledi. Oradan bakınca güzel gözüküyor. Aferin. Ha, ben de buradan konuşunca farklı olacak. Sen de orada konuşun farklı olacak. Sen kendini benim yerime koyma. Ben senden olsam öyle demezdim deme. Çünkü eğer madem sen ben olacaktım Allah seni niye yarattı? Benim işim başka. Bak yanlama bakmayacaksın diyor. Hem neden bir, bak daha ağır geliyor. Hem neden bir rükün ve hakikat imanı inkar eden mürtet olur? Daha önce Müslümandı demektir. Mürtet ne demek? Bir insanın mürtet olabilmesi için daha önce ne olması lazım? Müslüman olması lazım. Kafir mürtet olur mu? Olmaz. Çünkü zaten kafir. Demek ki bir böyle bir şey çıkacak. Neden bir rükün ve hakikat imanı inkar eden mürtet olur? Olunca ne olur bu adamın? Bu adam nasıl bir adamdır? Küfrü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslamiyet'in çıkar. Küfrü mutlakı var. Peki soru, ya Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor. İki, peygamber, meleklere inanıyor, peygambere inanıyor, kitaba inanıyor. Beş, bir tane kadere inanmıyor canım. Bak ne diyor, halbuki sair erkan imani imanı varsa, var beş tane iman ediyor. Onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. Demek ki küfrü mutlakta, beş tane kabul edip bir tanesi etmeyi küfrü mutlakta. El cevap okuyacağım satırı. Uzatmayacağım çünkü kaç sayfa cevap biliyor musunuz? 1 2 3 Bana diyorlar ki bu dersi yapma. O zaman makas verir misiniz? Keselim bunu, çıkartalım böyle. He? Yok edelim bunu. İnkar etmekle kabul etmemek arasındaki fark Adem'i kabul Adem'dir. Mesela şöyle. Dese ki adam, küfür iki tanedir. Birisi Adem'i kabullü, bir de kabul Adem'dir. Bir tanesi dese ki, ya ben din minle işim yok kardeşim. Ben böyle işim ve dinle minle uğraşmam. Bu Adem'i kabuldür, bu kolaydır. Bununla bizim işimiz yok. Bu ne yaparsa yapsın, buna cevap vermeyiz. Ya ben dinle alakam yok, ya din sizin olsun, ahiret. Benim işim yok diyor. Adam işine bakıyor, para kazanıyor. O Müslüman olmayan oluyor değil mi abi? Yok, kafir zaten ya, benim dinle ne Müslümanı ya, kafir. Evet yani tabi farklı şimdi anlatacağım, aferin. Bir tanesi Müslüm şeydir, bir tanesi iman, evet ona geleceğim. Kabul Adem ise Allah yoktur diyor ama iddiada bulunuyor, davaya kalkıyor, kitaplarla şey diyor, konferansta veriyor. Buna cevap verilmesi lazım. Bu kabul Adem başkadır. İşte kafir iki tane. Bir tanesi evet İslamiyet, bir tanesi de iman. Ona geleceğim şimdi. El cevap. İman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikattır ki tefrik kabul etmez. Siz söyleyin ne demek istedi? Hem cümleyi okuyorsunuz. Ayrılık. Cümleyi söyleyin bana, yuvarlak bir şey. Birbirine zincir gibi bağlanmış. Birbirine zincir gibi bağlanmış. Hangileri? Kimler? İman esasları birbirine bağlanmış.
arşı ferşe bağlıyor. Bizi Allah'a bağlayan zincir gibi diyor. Bir tane kopsa ne olur canım? Bir tane milyonlarca zincir var. Ne yapar? Ama niye bir sürü zincirler koparmadı ki? Bir tane kopardık. Bağ bitti. Bak, iman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikattır ki tefrik kabul etmez. İki, ve öyle bir küllidir ki tecezzi kaldırmaz. Bu ne demektir, izah edeceğim. Ve öyle bir küldür ki kabili inkısam olamaz. Şimdi Yasin bir şey demek istedi o. Biz cehaletimize güldük ama sen haklısın. Bak dedi ki, öyle bir küldür ki tecezzi kaldırmaz. Kül şu demek. Muşahhas şeylere denilir. Mesela şeriat. Şeriat zahire bakar. Şapka gibi. Efendim zunnar gibi. Bunlar küldür, şey küllidir. Şey küllidir mi? Külli midir? Ha, ters söyledim. Külli şu. Özür dilerim. Külli enfüse bakar. İtikada bakar. İtikat. Mesela Allah'ın altı tane iman esası küllidir. Bir tanesi kader, melaike veya peygamber iman cüzisidir. Ondan ayırdam edemez. Bu batında. Külli ve cüzi batını işaret eder. Kül ve cüz ise zahiri anlatır. Mesela şeriat zahire bakar. Bir kol cüzdür. İnsan küldür. Kolsuz da olur. Namazsız da yaşar adam gibi. Ama batını anlarsan aklı yok, insanlıktan çıktı. Hayatı yok, insanlıktan çıktı. Ruhu yok, çıktı. Şuuru kaybetmiş, çıktı değil mi? O artık külli, o küllidir. Cüzi ve külli şeyler batına bakar, cüz ve kül zahire bakar. İslamiyet zahirdir, inanç değildir. Namaz kılmak, namaza inanmak değil. Namazın varsa İslamiyet'in o parçası var sende. Namaz kılmak, oruca inanmak değil. Orucu tutmak, eylem. Gitmek, haca. Getirmek, kelime-i şehadet. Vermek, zekat. Eylemden bahsediyor. Peki, itikatta ise eylem yok. Allah'a inanmak, eylem yok. Peygamber'e, şeye, meleklere, kitaplara vesaire. Bu inanmak, mak. İslamiyet ise eylemdir. Kılmak namaz, vermek zekat, getirmek şehadet, gitmek haca, tutmak oruç. Öyle mi? Ha, bir tanesi bu İslamiyet kül ve cüz. İslamiyet küldür, namaz cüzdür. Dış organlarımız İslamiyet, kol, ayak, bacak. Heh. İçteki beyin de enfüse bakar. Beyin yani mesela beyin değil. Mesela zahiri vücuttaki bütünlük kül. Her bir organ cüz. Ruh, altı tane sayayım. Hayat, his, şuur, akıl, ruh. Bunlar bir bütündür. Bunlardan bir tanesini çıkart. Hayatı çıkart. Her şey yok olur. Aklı çıkart. Dini olmaz. Çünkü hadis var. Aklı olmayan din yok. Ruhu çıkar. Gitti değil mi? Ya ne olacak canım? Bir adamın bir ruhu gitti ya. Kolu bacağı var canım. Olur mu? Onun için diyor ki şimdi, öyle küldür ki altı tane iman esası tecizi kaldırmaz. Yani enfüsi bütünlük. Enfüs bütünlüğü. Yani çekirdekte gövde, yaprak, çiçek, meyve, ağacın şekli, ağacın kütlesi. Altı. Öyle değil mi? Ha, şimdi sen desen ki vallahi ben bunun çiçeğini görmek istemiyorum. Ağacı yok olacak hali yok ki. Çekirdekten çiçeğin yazılımı var, genetiği. Onu ben bozdum. Çiçeği bozdum zannettim. Neyi bozdum? Çekirdeği bozdum.
Nesini bozdum otomatik? Ağaç gitti. Hepsi gitti. Ne olacak canım, ben sırf çiçeğe dokunmak istedim. Böyledir. 500 bin voltluk keban barajına. Ya ne olacak canım, yani eve elektrik alayım dersen. Güm diye gümler. Dokunamaz. İşte bu sistemi çalıştırarak İslam oralara dokunma. Ve öyle bir küllidir ki tecizi kaldırmaz batın. Kim? Nedir o külli? İmanın altı esası. Küllidir. Peki, öyle bir küldür ki kabil inkısam olamaz. Yani iman esasları öyle küldür ki kısıma bölemezsiniz iman esası. Ya bu kalsın. Sonra iman ederim. Ya şimdi bir üç tanesi ne etti? Sonra ederim de pazartesidir bunu. Olur mu? Bölemezsiniz. Çünkü ama bir tane saf trikler var bizim şeyimizde, zahirde bizde gözüküyor safta. Ya dokunma bu adama ya. İmanı kaderi inkar ediyorsa etsin, kafir deme. E kafir o zaman kim? O zaman kim kafir? Tanımını yap bana. Ha kafir inkar eden, doğru. Küllü men aleyha fan. Gitti kom. Münafık çok tehlikeli. Bakara suresinde 6 tane ayet kafirden bahsederken kaç tane münafıktan bahsediyor? 2 katı. 12 tane. Abi bir sürü hizmetleri var ya. Bir sürü konuşması var. Doğruları var. Bir sürü değil ya. Ben 9 taneyi veriyorum 10 taneden. Sen bir sürü diyorsun. Benim kadar insaflı değilsin. Ben 10 taneden 9 tanesini verdim. Arkadaşlar, ben 2012'ye kadar, 2012'nin sonuna doğru, samimi söylüyorum, şaka yapmıyorum, ben münafığı anlamadım. Hangi sürede geçiyordum? Allah Kur'an'da bir mana söyleyeceğim. Tam cümle ezberimde değil. Peygamberine bile şöyle diyor. O dünya ve ahiret, mülk melekütü beraber görene, huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın, bütün gören Allah Resulüne diyor ki, münafığı ben sana demeseydim sen dahi bilmeyecektin. Diyor mu demiyor mu? Bir mana bu şey var. Bilmiyor, tanımayacaktın, öyle diyor. Ben 2012'ye kadar münafığı 8 kafalı 6 ayaklı biliyordum. Acıbeyi hilkat biliyordum. Hiç dünyamda münafık yoktu. Oysa Allah Resulü'nün zamanındaki münafık vardı ya, neydi? Selül müydü? İbn-i Selül. Başka? Selam. Abdullah. He? Selam mı vardı? Neydi? Abdullah bin Selül. Ubeyd mi? Abdullah bin Ubey. Ubey. Bir de Selül. Ubey bin Selül. Bir de bir tane de var çok meşhur. Biraz önce ne dedim ben? O. Selam öyle bir tane var. Neyse. Peki bu münafıklar, Resulullah zamanındaki münafıklar şimdi yok mu? 33 tane Resulullah zamanında yalancı peygamber çıkmış. Adam diyor ki bir karışım, kafama dikkat edin ama göremezsiniz. Sizde o göz yok ki diyor. Allah'ın nuru var diyor. Ben sizi Allah'a taşıyacağım diyor. Nebiyim ben diyor. Münafık başka kim olur? Ha, ben 2012'ye kadar münafık 8 kafalı 6 ayaklı biliyordum. Onun için hiç dünyamda münafık görmemiştim. Sonra bir baktım ki münafığın 2 ayağı varmış, 1 kafası varmış. 2 tane meğer benim gibiymiş. Hatta münafık benimle namaz da kılabiliyormuş. Yalnız sabah ile yatsıya işaret ediyor, değil mi? İkisini kılmaz diyor. Alametlerindendir. Her kılmayan değil. Alamet. Yani öğleyi benle kılıyor. İkindi benle kılıyor. Meğer münafık bizim gibiymiş. Yani iki ayağı var. Bir kafası var. İki gözü varmış. Biz böyle oldu. Peki münafık o zaman kimdir? Ceset böyledir. 10 taneden 9 tane doğru söyleyecek. Bir tane sokacak. Ve hepsini dağıtacak. Mesela 6 tane eylem yapıyorum. 6 tane iman esasından hepsini Allah'a, ahireti, Kur'an'ı, acayip Kur'an öpecek, kalkacak. Fakat kader yoktur diyecek. Peki kader
iman esasından değildir diyen adam münafık değilse ne olur Allah aşkına münafığı bana tanımlayın. Kafir olsa Allah'a inkar eder. Komple Allah'a inkar eder. Ahiretinden öper. Münafık ise onlardan bir tanesini sokar. Anlıyor musun? Tehlike ondan. 6 tane ayet Bakara suresinde kafirden bahsediyor. Aynı surede, aynı sure. Kur'an'da demiyorum komple. Sırf Bakara suresinde 12 tane ayet münafıktan bahsediyor. Onlar kereste gibidirler diyor. Güzel şey yaparlar diyor falan vesaire. Simasına da nazarı çeviriyor. Arkadaşlar, öyle bir ahir zamandayız ki en büyük nimet, özenilecek taraf. Arabası var, Mercedes'i var, parası var, yatı katı, işi, eşi, aşı işi var. Sakın özen. En şey, ihtina sırat-ı müstakim. İstikamet, en büyük nimet. Bundan sonra arkadaşlar siz Risale-i Nur'u böyle tutmayacaksınız. Yasak artık siz. Risale-i Nur'a böyle sarılacaksınız. Öyle bir kaygan zemindesiniz. İstikamet verecek insanların istikametsiz gözüküyor. İstikamet vermesi gerekirken bu insanlar istikamet verenlere hücum ediyorlar. Böyle bir asır. Sen ne zaman istikamet verecektin ki? Tamam. Adam kader inkar ediyor. Biz de diyoruz ki kader inkar eden kafir olur. Burada öyle diyor da ondan. Kaderi demiyor da melekleri veya iman esasında bir tanesi inkar eden öyle mi? Kafir ve Müslüman olmaz diyor. Ondan sonra aşağı iniyor mürtet olur diyor. Yani demek daha önce Müslümandı. Kafir mürtet olmaz. Mürtetliğin içerisinde daha önce iman vardı. Mürtet olur. Bunu ben ne zaman diyeceğim ya? Şu anda mesela diyelim seçime ne kadar var? Bir sene. Şimdi desem ki arkadaşlar şöyle yapalım. Öyle. Olur mu şimdi? Bunun tadı olur. Bir şey olmaz ki. Yok ki. İşimiz değil ki. Ha, gündem olduğu zaman Risale-i Nur'da gündeme dair istikamet vereceğiz. Öyle mi? Müslümanlarımız aldatılmasın. Ben biliyordum. Ne yapayım? Sen de bilseydin. Ne bilecek adam? Ayakkabı fabrikasında çalışıyor. Petrolda pompacılık yapıyor. Zaten anası dini alıyor. Sabahtan akşama kadar zor yatağına yatıyor. Ya bir şey dinleyecek. Bir CD dinleyecek. Veya hanım bir şey diyecek ya. Falan. Ya öyle mi ya? Bu tahkik yapacak. Şu anlarda 237'yi görecek de. Hasan gibi çizecek de istikamet bulacak. Böyle bir şey olur mu? Diyeceğim de ben. Bak kardeş sen petrolü doldur. Benim arabama benzin koy. Ben derse gideceğim. Tamam abi benzin benden. Hakikatta benden. Yani ben de sana bu istikameti vereceğim de ben daha sana demesem nereye diyeceğim ahirette mi? Bilseydim. O zaman benim işim ne? Ben niye Bediüzzaman çorbasını içiyorum? Acayip. İstikametsizlik asır. Şey diyor. Festakim kemo mürte. Şu cümleyi de okuyayım da tam keseyim. Arkadaşlar. Cüz külli anladık mı? Cüz, kül, zahirdedir, İslam'dadır. İslam esasları küldür, namaz cüzdür. İman esasları külliyedir, kadere iman cüzidir. He? Evet, cüzidir, isi var. Çünkü her bir rüknü imani, orayı görüyor musunuz? Kendini ispat eden hüccetleriyle sahip erkan imani ispat eder. Allah'a ispat, Allah'ın ispatları kaderin de ispatıdır. Ben okumayacağım. Siz o boyalıyı okuyacak. Okun. Allah'a ispat eden deliller haşrin de delilidir. Allah'a ispat eden deliller kitaplara, peygamberlerin de delilidir. Ne dedi? Ona her bir rüknü imanı kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkan imanı ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Öyleyse bütün erkanı, bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl, hakikat nazarında bir tek rüknü, belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Belki Adem'i kabul perdesi altında gözünü kapamakla bir küfrü inadı yapabilir. Gitgide küfrü mutlaka düşer, insaniyeti mahvolur. Ben bundan sonra okumayacağım ama bakarsanız, bak 237 sayıyorum. Merak ederseniz bak bir izahı.
2, 3, 4, 5. Ama tabii bu nasıl, bunun azı yok. Bunu tutan eli kırıyorlar ki bu düşsün diye. Bunu okuyan ağza fermuar vuruyorlar ki seslendirmesin diye. Bunu da beceremedilerse buraya parmak karıştırıyorlar. O zaman ben size ifade etmekle benim boynumun borcudur. Allah bizi istikametten ayırmasın. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan zümresinden, kullarından eylesin. Ve aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Evimize İslamiyetin nurunu, Kur'an'ın nurunu, Risale-i Nur'un hakikatını hakim eylesin. Evimize maddi ve manevi şifaya vesile olan ervah-ı aliyeleri, ruh-i kutsileri nasip eylesin. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.